Bugün iş yerime geldim sabah. Çok kötü bir manzarayla karşılaştım. 17-18 yaşlarında bir kız. Esmer. Saçları bir tuhaf. Çok kötü koku vardı. Giremedim. Müşteriler de rahatsız oldu. Korkuyoruz da. Bu bir aydır böyle devam ediyor bu durum. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Bilmiyorum ne olacak. Gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Peki size nasıl rahatsızlık veriyor? Yani bakışları çok kötü. Kendisi çok kötü kokuyor. Müşteriler çekiniyor, giremiyor, korkuyor. Ürkütücü bir tipi var zaten. Bugün de kakasını yapmıştı. İdrarını yapmıştı geçen hafta. Bina leş gibi kokuyor. Çok kötü koku var, girilmiyor. Yani çok kötü rahatsız oluyoruz bu durumda. Laf da anlamıyor. Yani müşterilerim artık gelmiyor artık onun yüzünden. Fiziksel olarak görmedim ama bakışları çok kötü. Biz bile korkuyoruz. Yani kendi iş yerime gereken ben bile korkuyorum artık. Çok kötü bakıyor zaten. Çok da rahatsız ediyor insanları. Ama kötü davranışlarını hiç görmedim. Bütün kapılara basıyor, çalıyor, zillere basıyor. Binadakiler hepsi şikayetçi yani şu an. Bu sefer açlık geldi. Oje sürdürmek istedi, sürdük. Git diyoruz, gitmiyor da laf da anlamıyor. Zorla çıkardık yani dışarı. Şu an bu kadar. Gerçekten çok kötü bir durum yani. Çok rahatsız oluyoruz. Tuvalet kokusu gerçekten bina. Çok kötü koku var. Girilmiyor. Müşteriler bile giremedi bugün. Gerçekten gelen geri döndü. Şu an bile çok kötü bina. Gerçekten çok kötü. Ya benim devamlı geldiğim Serap abla, buranın sahibi, kuaför kendisi. Binadan girerken bir tane kız oturuyor artık kaç yaşlarında, 18-20 yaşlarında var sanırım. Kendisi merdiven çıkışında oturuyor sürekli. Geçen geldiğinde de oturuyordu. Bu sefer geldiğinde binaya çıkılmadı. Neden dersiniz? Çok kötü bir koku var. Bir de merdivenlerden çıkarken sağdan sağdan, yandan yandan bakışları var. İyi bakışları değil. Ya bilmiyorum da ya yardım gerekiyor sanırım bu bina. Ya zaten ben giriş kattan yukarı doğru çıkarken kokuyu aldım. Ondan sonra tam yanından geçtik, yan yana mesafeli. Ben geçerken şöyle yandan doğru baktı. Üzerinden geliyor zaten koku. Sanırım binadaydı işte. Ya bir yerlere girdi ya bir yere gitti bilmiyorum ama sürekli devamlı geliyor buraya. Ben de müşteri olarak rahatsız oluyorum. Buranın sahibi de rahatsız oluyor. Hani bir şey yapar mı yapmaz mı orasını Allah bilir ama iyi bir şey değil yani. Üzeri çok kokuyor. Zaten onun üzerindeki koku binaya sinmiş. Yani tuvaletini falan ben yaptığını görmedim şimdi.